Burada bu acıya ortak olmak aslında bugün bu ülkedeki adaletsizliğe karşı çıkmaktır. Tüm Türkiye halklarının, herkesin, tüm Türkiye toplumunun bu acıyı görmesi, bu adalet arayışına güç katması, omuz vermesi gerekirken 28 Aralık 2011'de yaşanan bu olayın üzerinden 7 yıl geçmiş ve biz hala adalet arayışındayız. Evet, 7 yıl boyunca bu adalet arayışını engellemeye çalışanlar, bu adalet arayışının, bu adaletin gerçekleşmesinin önüne engel koyanlar, suçlular herkes tarafından çok iyi biliniyor. Tüm Türkiye halkları biliyor. Tüm insanlık biliyor. Ne yaparlarsa yapsınlar bu suçlarını kapatamazlar. Çünkü işte bu suçlarının karşılığında burada 34 canımız yatıyor ve hala adaleti bekliyoruz. Bir gün bu adalet muhakkak tecelli edecektir. Bir gün bu adalet muhakkak yerine gelecektir ve bu adalet de tam da buradan Boboski'den yükselecektir. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. 7 yıl boyunca bütün suçlular ortadayken hiçbir soruşturma kovuşturma olmaması aslında bu ülkenin en büyük ayıplarından biridir. 7 yıl boyunca burada engellenen adalet, 7 yıl boyunca bu ülkede her yerden adaletin kovulmasına neden olmuştur. Her yerde adaletsizliğin hayata geçmesine neden olmuştur. Evet, koskoca bir ülke adaletsizlik girdabındadır. Ülkenin hiçbir yerinde adalet yoktur. Ülkenin hiçbir yerinde vicdan yoktur. Çünkü o gün 28 Aralık 2011 günü burada yaşananlara ses çıkarmamak, burada yaşananları görmezden gelmek bugün bu ülkeyi büyük bir adaletsizlik çukuruna iteklemiştir. Şimdi eğer bu ülkede herkes için adalet istiyorsak, bu ülkede adaletin hakim olacağı bir düzen istiyorsak tüm vicdanlara sesleniyoruz. Gelin buradan başlayalım. Tam da Roboski'den başlayalım. Ailelerin her hafta dile getirmiş olduğu taleplere kulak verelim. Birçok hata yapılmış olabilir. Birçok eksiklik söz konusu olmuş olabilir. Ama adalet mücadelesinde asla ailelerimizi yalnız bırakmayalım. Onların yanında yer alalım. Onlarla beraber bu mücadeleyi yükseltelim. Çünkü burada yükselecek mücadele tüm ülke için aslında bir adalet mücadelesidir. Bizler bugün burada olan tüm heyetimiz bu ailelere, ailelerimize bu sözü veriyoruz. Hep birlikte adalet yerine gelene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz.